Ben öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir organizasyonda bize sponsorluk yapması, işte ev sahipliği yapması hakikaten şu zor günlerde bizim ilaç gibi geldi bize. Onun için çok teşekkür ediyorum. Özellikle belediye başkanımıza, spor kulübü başkanımıza. Bu Sırbistan'la ikili ortak kamp. Sırbistan olimpik bir takım. Yani olimpiyatlara sürekli sporcu götüren bir ülke. Biz de olimpiyata sporcu göndermeye uğraşan, çalışan, didinen bir ülke konumundayız şu anda. Dolayısıyla yurt dışındaki müsabakaların, bu euronun ve doların artması nedeniyle inanılmaz rakamlara çıkmış olması bizi işte bu tür organizasyonlara sevk etti. Yani ülke içinde yabancı sporcularla, ülke içinde diğer ülkelerle ortak kamplara bizi yönlendirdi. Biz burada neye hazırlanıyoruz? Öncelikle olimpiyata tabii ki hazırlanıyoruz 2024 yılında. Ama ondan önce işte Akdeniz oyunları var, ondan önce İslam oyunları var, ondan önce Avrupa şampiyonası var. Çocuklarımızı sürekli performansını üst düzeyde tutmak, onları sürekli antrenman halinde tutmak, salonda tutmak amacıyla işte bu tür organizasyonlara ağırlık veriyoruz. Bu devam edecek. Bir sonraki Macaristan'la beraber ortak bir kamp düşünüyoruz. Ondan sonra İtalyanlarla bir ortak kamp düşünüyoruz. Dolayısıyla bu tür aktivitelere devam edeceğiz. Çünkü yurt dışı gerçekten çok pahalı bu organizasyonlar. Yurt içinde biraz daha ekonomik ve Türkiye'ye de geliyorlar. İlişkilerimiz çok iyi Avrupa'yla, dünyayla. Artarak devam edecek bu çalışmalar olimpiyatlara kadar. Peki kaç sporcumuz şu anda kampta? Şu anda 4 erkek, 4 bayan sporcumuz var. Onlar da zaten 4 erkek, 4 bayan geldiler. Onların 2 antrenörü var. İşte bizim de 2 antrenörümüz var burada. Ortak programla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Çok faydalı olduğuna inanıyorum ben bu tür organizasyonların. Peki imkanlarla ilgili zaten siz bahsettiniz ama Büyükşehir Belediyesi'nin gösterdiği imkanlar sanırım sizin için yeterli gibi gözüküyor değil mi? Tabii biz aslında diğer belediyelerle de ortak bu tür projelere imza atmak istiyoruz. İşte Çorum Belediyesi ile de geçen hafta bir Süper Ligimiz vardı, orada ev sahipliği yaptılar. Şimdi Elazığ Belediyesi ile yine bir ev sahipliğini yaptığı müesseseler dediğimiz bir organizasyon var. Ama milli takımlarımızı hakikaten böyle belediyelerimizin ağırlaması bizlere inanılmaz bir destek veriyor. Dolayısıyla ben yine tekrar söylüyorum, Bursa bizim için çok önemli. Çünkü hem altyapısı var, hem antrenörü var, işte partnerlerimiz var. Altyapıda ciddi anlamda başarı beklediğimiz illerden biri. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin bu spor dalına vermiş olduğu bu hizmet bizi gerçekten memnun ediyor. Ortak çalışmalarımız devam edecek diye düşünüyorum. Peki olimpiyatlardan bahsettik. Yani en uzak hedef şu anda gözüküyor ama diğer turnuvalardan önce olimpiyatlar için neler söylersiniz? Hedef daha evvel gidiyorduk olimpiyatlara. Devşirme sporcularımız vardı. Melek Hu vardı, işte Bora Wang vardı, Ahmet Lee vardı. Şimdi bunlar ülkeyi terk ettiler biliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi kendi sporcularımızla gitmeye uğraşıyoruz. Kendi sporcularımızla bir yerlere gelmeye uğraşıyoruz ama o mücadeleyi de planlı ve programlı yapıyoruz. 2024'e kadar mutlaka bir Türk sporcuyla olimpiyatta yer almayı hedef alan bir federasyonuz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Onun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bu çalışmaların hepsi zaten onun için. Yani kaç yıl var? 2 yıl var. 2 yıl ama çok kısa bir süre bu. Bu süre içerisinde durmak yok. Çalışacağız. Sürekli sahada olacağız. Sürekli bu tür organizasyonlara ağırlık vereceğiz. Önümüz çok şey değil. Bir ışık var. Mutlaka kendi sporcumuzla inşallah bu olimpiyatlara gitmeyi böyle hayal ediyoruz. Evet. Son olarak şunu sorayım. Türkiye'de masa tenisine ilgi nasıl? Altyapılarda durumunuz nasıl? Bunu da sormuş. Türkiye'de 81 ilde aktif bir spor dalı bu. Biliyorsunuz bu pandemiden dolayı biraz lisans spor sayısında bir sıkıntı yaşandı. Organizasyonlar yapılamadı. Gerek yurt dışı gerek yurt dışı organizasyonlarına gidilemedi. Ama buna rağmen yine 30 binlerde, 40 binlerde, işte 50 bin bandında lisans spor sayısı olan bir federasyon. 81 federasyonda ilde aktif olan bir federasyon. Uluslararası arenada daha yeni, işte 6 ay önce bir Avrupa şampiyonu çıkarttık biliyorsunuz. Yıldızlar gençlerde, bayanlarda bir Avrupa şampiyonumuz çıktı. Avrupa şampiyonasında kendi sporcularımızla çok başarılıyız. Bir sıkıntı yok. Ama işte şey büyüdükçe, yaş grubu büyüdükçe sıkıntılar başlıyor. Çünkü biraz da ekonomik bu işler. Sporcular işte üniversite hazırlıkları olsun, işte efendim gelecekle ilgili problemler olsun.
bırakmak zorunda kalanlar oluyor, ara vermek zorunda olanlar oluyor. Dolayısıyla o büyüklerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Amacımız işte burayı da kapatmak. Masa tenisi Türkiye'de çok yaygın. Hem sağlık açısından oynayanlar, hem performans açısından oynayanlar noktasında bayağı bir aktif, faal, Türkiye'nin her yerinde oynanan bir spor dalı. Liglerimiz var. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig. Bu liglere katılmak için mücadele eden terfi liglerimiz var. İnanılmaz 34-40 takımın katıldığı ligler oluyor. Yaş grubu müsabakalarımız devam ediyor. Yıldızlar, minikler, gençler, büyükler. Türkiye şampiyonları var. Buralardaki yarışmalarımız devam ediyor. Yine milli takım seçmelerimiz var. Onlar devam ediyor. En iyi 12'ler var. Onlar devam ediyor. Yani boş bir haftamız yok gibi. Her hafta bir organizasyonumuz var. Amacımız işte milli takımı iyi bir yerlere getirmek. İşte başarılı sporcuları bulup onları yurt dışına, yurt temsiline göndermek. Türkiye'nin temsiline göndermek. Uluslararası arenada da idari olarak da işte oralarda, kurullarda yer almak. Daha evvel vardı, Avrupa'da olsun, dünyada olsun bütün kurullarda üyelerimiz vardı. Şimdi oralara da yeni üyeler kazandırmak en büyük amacımız.